Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda baş katsayı özelliklerini işleyeceğiz. Bir de kazanım 16'yı çözeceğiz. Öncelikle baş katsayı nedir? Bundan bahsetmiştik polinomun başlangıcında. Neydi baş katsayı? En büyük dereceli terimin katsayısıydı. Şimdi mesela px polinomumuz 7x kare artı 3 olsun. Bu polinomun baş katsayısı gençler 7'dir. Neden? En büyük dereceli terimde x kare bunun katsayısı nedir? 7'dir. O zaman baş katsayısı 7 olur. Mesela polinomumuz 5 x küp artı 1. En büyük derece terim hangisi? 5 x küp. E kat ne? 5. O zaman bunun baş katsayısı 5 oluyordu. Bunu hatırlamış olduk. Şimdi eğer px bir polinom ve px'in baş kat a olsun demişiz. Bu durumda K eleman bir K sayısı tanımlıyoruz. Sıfırdan farklı bir K sayısı. K çarpı Px polinomunun baş K sayısı K A'dır. Yani şimdi şöyle bir şey düşünün. Px birinci örnekten değil de ikisini de silelim. Px mesela 2x kare artı 1 olsun. Şimdi 3px dediğimiz zaman 3px ne oluyor? 6x kare artı 3 oluyor. Bakın baş katsayısı 2 iken baş kat sayısı ne oldu? 6 oldu. Yani polinomu k sayısıyla çarptığım zaman baş katsayısını da ne yapmış oluyorum bakın çarpmış oluyoruz. Bunu söylemiş. Eğer kuvvetini alırsak baş kat sayının da kuvvetini almış oluruz. Bunlar px ve qx birer polinom ve bu iki polinomun dereceleri sırasıyla p ve q baş katsayıları da sırasıyla a ve b olsun. Şimdi p ve q dereceleri bunların. Derecesi büyük olan nedir? Eğer P ise yani bakın Px artı Qx. P Q'dan büyük yani Px'in derecesi daha büyük. O zaman baş katsayısı ne olacak beklenildiği gibi? Px'in katsayısı olacak. Baş katsayısı olacak. Mesela şöyle bir örnek. Px 2x küp olsun. Qx x kare olsun. Ya da 3x kare olsun. Şimdi bunu topladığımda ne gelir? 2x küp artı 3x kare gelir. Bakın bunun baş katsayısı ne? 2. Bunun baş katsayısı ne? 3. Bunun derecesi 3. Bunun derecesi 2. Derecesi büyük olan ne? 3. Baş katsayısı ne? 2. O zaman bu polinomunda da baş katsayısı 2 olur. Yani hangisinin derecesi büyükse onun katsayısını alıyoruz. Toplama ve çıkarmada durum bu şekilde. Eğer dereceler eşitse toplam polinomunun baş katsayısı baş katsayıların toplamı oluyor. Eğer dereceler eşitse fark polinomunun baş katsayısı baş katsayıların farkı oluyor. Bölümde ise bölüyoruz direkt onu söylemiş. Evet böylelikle konu anlatımını kısaca bahsetmiş olduk.